Arkadaşlar iyi günler, merhaba. Bugünkü YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalındaki dersimizin konusu rüzgarlar. Daha önce basınçtan bahsetmiştik, basıncın ayrıntılarından bahsetmiştik. Bugün de rüzgarlardan ve rüzgarların coğrafya ile olan alakasından bahsedeceğiz. Arkadaşlar rüzgarın öncelikle ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yoğun havadan az yoğun havaya doğru gerçekleşen harekete rüzgar adını veriyoruz. Ya da bizim öğrendiğimiz okullarda bize öğretilen biçimiyle soğuk havadan sıcak havaya doğru gerçekleşen ya da soğuk hava ile sıcak hava kütlesi arasında gerçekleşen yer değiştirme hareketine rüzgar adı veriliyor. Rüzgar arkadaşlar daima yatay yönde gerçekleşen bir hareket. Dikey hava hareketlerine rüzgar demiyoruz. Bunun adı yükselim veya konveksiyon olarak adlandırılıyor. Bu aklınızda bulunsun. Arkadaşlar, yüksek basıncın yaşandığı yerlerde alçalıcı hava hareketi vardır. Dolayısıyla alçalan hava yedir zemine çarpar. Yeryüzüne çarpar. Dolayısıyla zemine çarpan havanın ağırlığı, yoğunluğu daha fazla olacağı için zeminde ölçüm yapan araçlar basıncı yüksek basınç olarak görür. Buralara antisiklon adı verilir. Yani dünyada yüksek basıncın ölçüldüğü yerler antisiklonlardır. Diğer taraftan havanın çevreden merkeze doğru hareket ettiği ve karşılaşarak yükseldiği yerlerde veya aniden çok ısınarak yükseldiği, konveksiyonun gerçekleştiği yerlerde zeminde hava hareketi yukarıya doğru gerçekleştiği için basınç değerleri çok azdır. Buraya alçak basınç merkezi adı verilir. Alçak basınç merkezlerine siklon dediğimizde söylemek zorundayım. Demek ki hava hareketinin çevreden merkeze doğru gerçekleşip yerde basıncın azaldığı yerlere siklon, yerde basıncın ağırlığın arttığı yerlere ise antisiklon adını veriyormuşuz. Arkadaşlar, şurada kullandığım eskiden çizdiğim çok güzel şekiller var. Bu arada şekillerin bir bölümünü ben çizdim. Bizzat bana ait. Mesela bu şekil benim çizdiğim güzel bir siklon antisiklon şekli. Bu tabii ki bana ait değil arkadaşlar. Ben bunun illüstrasyonunu yapabilecek altyapıya sahip değilim. Dürüst olmak lazım. Ben bunu geçmişte bir yurt dışındaki bir materyalden gördüm. Aldım bunu Türkçe'ye çevirdim. Yani Türkçesini yaptım. Bu şekil tabii ki tümüyle yeniden çizdim ama şekli, mantığı, fikriyatı, arka planı, background'u tamamen yurt dışındaki materyale ait. Bakın burada çok güzel bir şekil var. Yüksek basıncı görüyorsunuz. Çevreden gelen hava kütleleri çarpışarak merkeze doğru büyük bir ağırlık oluşturuyor ve bu merkezden dışa doğru bir hava hareketi var. Burası antisiklon, yani yüksek basınç merkezi. Diğer taraftaysa hava merkeze bir araya gelerek çarpışıp yükseliyor arkadaşlar. O yükselen hava dağılma eğilimine giriyor. Çevreden gelen havanın çarpışıp yükseldiği yerlerde ise siklonlar, yani alçak basınç merkezleri ortaya çıkıyor. Bu şekil işinizi çok kolaylaştıracak bir şekil. Bu şekillerdeki basınç merkezlerin izobar haritasındaki görünümü ise sağ tarafta verilmiş. Bakın, yüksek basınçta biz neye dikkat ediyoruz? Dıştaki eğri daima içteki eğriden daha alçak izobara sahip. Yani içteki eğrinin izobarı daima dıştaki eğriden daha fazla. Diğerinde ise alçak basınçtaysa ise alçak basınç merkezinde ise durum, içteki basınç değerinin dıştaki basınç merkezinden daha düşük olduğunu görüyoruz. Aynı, yani mantık izoipslerdeki gibi arkadaşlar. Sadece burada çukurlar, yani alçak basınç merkezleri çok fazla olduğu için bir tarafta yükselen yüksek basınç tepeleri varken bir tarafta alçalan alçak basınç çukurluklarını görüyoruz. Gelelim rüzgarın yönünü etkileyen faktörlere. Arkadaşlar, rüzgarın yönünü etkileyen en temel faktör basınç merkezlerinin birbirine göre konumudur. Yani
yine burada güzel bir şekil vermişim. Demişim ki Asor yüksek basıncı Türkiye'yi etkileyen Atlantik Okyanusu'nun üzerindeki Asor adalarında, burada bir Asor adası var. Bu Asor adasındaki yüksek basınç merkezinden, dinamik yüksek basınçtan hareket eden hava kütleleri bakın Avrupa üzerinden geçip Türkiye'ye ters yönde sokuluyor. Bu durum hipotetik olarak, yani teorik olarak soldaki çizim üzerinde gösterilmiş. Burada ne var? Rüzgarın iki basınç merkezi arasında hareket eden hava kütlesinin en uzun yolu izleyerek gittiğini bilmek zorundayız. Yüksek basınçla alçak basınç arasında hareket eden rüzgar daima en uzun yolu izleyerek gideceği yere ulaşır. Neden doğu hocam? Niye böyle bir şey var? Çok basit düşünün. Şey ya, buldum. Dünyanın dönüşü arkadaşlar, günlük hareketin ortaya çıkardığı savrulma, yani Coriolis etkisine bağlı olarak rüzgar hava kütleleri iki merkez arasında, örneğin haritamızda Asor ve Basra basınç sistemleri arasında en uzun yolu izleyerek yoluna devam eder. Bu yüzden de asla unutmayın, Türkiye'de kuzey sektörlü hava kütlelerinin etkili olması, bahsetmiş olduğum bu durumun temel bir sonucudur. Karadeniz bölgesinin, Kuzey Anadolu dağlarının bol yağış alması, işte Asor yüksek basıncından gelen rüzgarın Basra alçak basıncına ulaşma arzusunun bir sonucudur. Gelelim ikinci etkenimize, yer şekilleri, rüzgarın yönünü etkileyen bir diğer önemli faktör. Arkadaşlar, yer şekilleri şöyle etkiler. Örneğin dağlar var. Burada böyle bir sıra dağ, burada böyle bir sıra dağımız var. Bu iki sıra dağlık kütlenin ortasında bir oluk var, bir çukurluk var. Örneğin şekilimde gösterdiğim gibi bir çukurluk olsun. Bu çukurluğun içinden bol bol rüzgar eser. Çünkü rüzgar geçebilecek, akabilecek, ulaşabileceği bir yer bulmuştur. Bu durum buradaki meteoroloji istasyonunda hazırlanan rüzgar gülünün aynen sağ taraftaki şekilde olan gibi olmasına yol açar. Çünkü buradaki meteoroloji istasyonuna tepelerin bulunduğu yönlerden, doğu ve batıdan rüzgar fazla esmez. Ama hava hareketinin rahat gerçekleşeceği gün kuzey doğu ve güney batıdan rüzgar çok daha rahat gerçekleşir. Demek ki yeryüzü şekillerinin uzanışı, ana yeryüzü şekillerinin doğrultusu rüzgarın esiş yönünü belirler. Mesela Ege bölgesinde dağlarımız Kaz Dağları, Bakırdağ, Madra Dağı, Yunt Dağları, Aydın Dağları gibi dağlar doğu batı doğrultusunda uzandığı için Ege'de Balıkesir, Aydın, İzmir gibi şehirlerimizde arkadaşlar rüzgar yönü, rüzgar gülü doğu batı yönünde uzanır. Veya Ankara arkadaşlar, kuzeydoğu, güneybatı tam şu şekilde olduğu gibi bir oluk içinde oluşmuş bir şehir Ankara Ovası. Bu Ankara Ovası'nda rüzgar yönü daima kuzeydoğu, güneybatıdır. Demek ki yeryüzü şekilleri de hava hareketinin yönünü etkiliyormuş. Yine dünyanın dönüşü, yani Coriolis, rüzgarın esiş yönünü doğrudan etkileyen bir faktördür. Çünkü dünya bu tarafa dönüyor. Yani batıdan doğuya doğru dönerken dünya üzerindeki cisimleri ters yönde savuruyor. Biz bunun farkında değiliz. İnsanlar çok küçük varlıklar. Dolayısıyla insanlar bunun farkında değil. Ama yeryüzündeki her şey dünyanın dönüşüne bağlı olarak savruluyor. Bundan en fazla etkilenenler hareketli varlıklar, hareketli olgular. Mesela okyanus akıntıları ve rüzgarlar kıtalar arasında hareket eden devasa olgular olduğu için dünyanın dönüşüne bağlı olarak sapmaya en fazla uğrayan şeylerdir. Bu sapma nasıl gerçekleşir? Arkadaşlar, kuzey yarımkürede hareket yönünün sağına doğru, güney yarımkürede hareket yönünün soluna doğru bir sapma olur. Bu durumu şu şekilde
Çok güzel açıklamışım. Yine bu şekil, özgün şekil. Şurası bana ait. Burası tabii ki bana ait değil. Geçmişte çizeyim. Çok güzel bir şekil. Niye? Çünkü kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola sapma denince biz yıllardır bunu anlayamıyorduk. Kafamız karışıyordu. Ama bu şekilde bunu anlayacağınızdan eminim. Ekvatora doğru bakarsanız, bakın hareket yönüne doğru akarken sağa doğru sapıyor. Güney yarımkürede de sola doğru sapıyor. Bu durum bize dünyanın dönüşüne bağlı olarak ortaya çıkan Coriolis etkisini net biçimde açıklıyor. Yine bir diğer konu arkadaşlar, hava hareketinin çevreden merkeze doğru olduğu durumda siklonların, yani alçak basınç merkezlerinin ortaya çıktığını biliyoruz. Alçak basınç merkezleri haritada, izobar haritalarında, eş basınç haritalarında aynen şu şekildeki gibi görülür. Arkadaşlar, çevreden merkeze doğru gerçekleşen hava hareketi merkezde çarpışıp yükselen ve yer üzerindeki ağırlığı azaltan bir hava hareketine yol açar. Buralara alçak basınç merkezi, yani siklonlar adını veririz. Bunun tam tersi yaşanan, yani hava kütlelerinin merkezden çevreye doğru kaçtığı. Niye? Çünkü alçalıcı hava zemine çarpıyor ve farklı yönlere doğru dağılıyor. Bunlara da antisiklon adını veriyoruz. Antisiklonlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradaki şekilde yere çarpıp dağılan hava kütlelerini ifade ediyor. Arkadaşlar, bunu da bir izobar haritasında şu şekilde görürüz. Merkezden çevreye doğru, dışa doğru. Peki Doğu hocam, tamam, biz alçak basınçla yüksek basıncı anladık. Bunların hangi yarımkürede olduğunu nasıl buluyoruz? Arkadaşlar, onu da şöyle bir size şekilde anlatmak istiyorum. Bakın, büyüttüm, çok büyüttüm ama olacak mı durum bakalım. Olacak diye ümit ediyorum. Şimdi arkadaşlar, mesela bana şu verilmiş olsun. Hangi yarımkürede olduğunu bulmak istiyorum. Bana soru da şu AB'ler verilmiş. Bunların hangi yarımkürede olduğunu bulmalıyım. Arkadaşlar, ben bunların, bakın mouse'umu izleyin. Sağ tarafına AB yazan yerden, yani ortasından AB yazmayacak normalde. Ben önce bunu anlıyorum. Çevreden merkeze doğru bir hareket olduğu için burası bir alçak basınç merkezi. Bu alçak basınç merkezi hangi yarımkürede hemşerim? Soru bu. Hangi yarımkürede olduğunu şöyle buluyorum. AB yazısının, yani yuvarlaklarımın ortasının sağ tarafına çizdiğim çizgi benim en önemli ipucum, tutanak noktam. Bu çizginin kuzeyinde bir yarım daire oluştuysa, ki oluştu. Burası kuzey yarımkürede yer alan bir alçak basınç. Buradaysa güney yarımkürede bir yarım daire oluştu, görüyorsunuz. Burası da güney yarımkürede yer alan bir alçak basınç merkezidir arkadaşlar. Diğer durumdaysa işte aynısının ters yönde olan, merkezden dışa doğru olan hareketine de yüksek basınç, antisiklon merkezleri adını veriyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra rüzgarın hızı ve şiddetinden bahsedersek, bir kere rüzgarın hızı birim zamanda rüzgarın aldığı mesafeye rüzgar hızı denir. Yani örneğin bir saniyede rüzgar veya bir dakikada geçtiği metre cinsinden ifade bize rüzgarın hızını gösterir. Bu hız genellikle anemometre adı verilen araçla kilometre bölü saat cinsinden ifade edilir. Arkadaşlar, işte haberlerde dinliyorsunuz. Diyor ki Marmaris'te bugün 6 şiddetinde rüzgar güneydoğu yönünden esecek diyor. Bu 6 yönündeki şiddet Beaufort adı verilen, Beaufort isimli bir bilim insanı tarafından tespit edilen 0'dan 12'ye kadar değişen değerlerdeki rüzgarları ifade eden bir ölçekle anlatılmış. Demek ki biz burada rüzgar hızını bunun birim zamanda anemometre denilen araçla ölçüldüğünü ve bu aracın dışında insanın gözlemler yoluyla tespit ettiği durumları Beaufort ölçeğiyle adlandırdığını öğrendik. Şimdi rüzgar hızını etkileyen faktörlerden ilki basınç farkı arkadaşlar.
İki merkez arasında, yüksek basınç merkeziyle alçak basınç merkezi arasında ya da antisiklonla siklon arasındaki basınç farklılığı rüzgar hızını en fazla etkileyen faktördür. Basınç farkı ne kadar fazlaysa orada rüzgar o kadar hızlı eser. Yani nasıl ki eğim ne kadar çoksa hareket o kadar fazla oluyordu ya, çığ gerçekleşiyordu, heyelan gerçekleşiyordu, kaya düşmesi gerçekleşiyordu. Aynı şekilde bu izobarlar arasındaki fark ne kadar fazlaysa rüzgar esme hızı o kadar yüksek. Yine basınç merkezleri arasındaki uzaklık çok önemli. Uzaklık azsa rüzgar hızı fazla, uzaklık fazlaysa rüzgar hızı düşüktür arkadaşlar. Sağ taraftaki şekil yine özbeöz benim evladım. Benim tamamen tasarımı, düşünüşü, çizimi bana ait bir şekil. Diyeceksiniz ki ya hocam şunla mı övünüyorsun? Evet, bununla övünüyorum. Arkadaşlar, insan yaptığı işe yeni bir şeyler katabilmeli. Ben bunu kattım. Benim zekam, düzeyim, seviyem de buna etti. Burada ne var? Bakın iç içe geçmiş halkalar var. Bu halkalar sol tarafa doğru sıkışmış, sağ tarafa doğru genleşmiş. Ne demek? Burası bir yüksek basınç merkezi ise, burası bir antisiklonsa arkadaşlar, diğer tarafta siklonlar olacağı için örneğin sağ tarafa doğru rüzgar çok yavaş gerçekleşirken sol tarafa doğru rüzgar çok hızlı gerçekleşir. Bu durum bize basınç merkezleri arasındaki farklılık ve basınç merkezleri arasındaki uzaklığın etkisini somut olarak gösteren bir şekildir. Yine bir diğer faktör rüzgar hızını etkileyen, dünyanın dönüşü rüzgar hızını etkiler. Çünkü rüzgarlar iki merkez arasında, iki basınç sistemi arasında en uzun yolu takip ettikleri için arkadaşlar, ne olur bunlar dünyanın dönüşüne bağlı olarak yollarından sapıp kıvrılıp en uzak yoldan gittiği için esme hızları da düşer. Esme hızlarının düşmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi dünyanın dönüşü, yani günlük hareketidir. Bir diğeri dünyanın zemini ne kadar düşse veya okyanuslar üzerinde rüzgar çok hızlıyken karalar üzerinde rüzgarlar çok daha yavaştır. Karalar üzerinde düz yerlerde çok hızlıyken engebeli arazilerde rüzgar çok yavaştır. Çünkü engebeli arazide rüzgar çok çarpar, takılır, sürtünme çok fazladır. Dolayısıyla biz rüzgarın Adana'da arkadaşlar, rüzgarın Adana'da Rize'den daha hızlı eseceğini tahmin ederiz veya mantık yürütürüz. Zeka küpü olduğunuz için hepiniz şimdi Doğu Hoca'yı dinleyip de bu işi anlamayan adam olmayacaktır bence. Rüzgar esme sıklığı denilen şey, sıklık zaten frekans kelimesi, diyor mu ya? Arkadaşlar ben kafa bilmiyorum, kafa gitti herhalde. Neyse. Olduğu kadarıyla idare edeceksiniz artık. Kusuruma bakmayacaksınız. Rüzgarın esme sayısına frekans adı verilir. Rüzgar frekansını gösteren çizimler yapılıyor. Bunlar hem rüzgar gülü özelliği taşıyor hem de rüzgar frekans diyagramı olarak adlandırılıyor. İşte iki üç tanesini altta vermişim. Nedir bunlar? Aslında büyüterek gösterirsek arkadaşlar, bunlardan bakın bazıları şöyledir. Örneğin bir ölçeklendirmiş bir kaneva üzerine çizilmiş, karalanmış, kahverengiyle taranmış sahalarda rüzgarın esiş yönünü ve esiş miktarını net biçimde görebiliyoruz. Benzer bir çizim ise sol tarafta var. Bunda ise gene esiş yönünü, yani rüzgar gülünü esen miktarın kalınlığı, uzunluğu üzerinden görebiliyoruz. Bu da bir diğer rüzgar frekans gülü arkadaşlar. Şimdi geleceğimiz rüzgar türleri, en çok kafanızı karıştıracak belki konu. Rüzgarları üçe ayırıyoruz. Sürekli rüzgarlar, mevsimlik rüzgarlar ve yerel rüzgarlar olmak üzere. Arkadaşlar tabii de tropikal rüzgarlar var. Bunlar apayrı aslında. Dörde ayırıyormuşuz. Ben arada Tonga'ya düştüm. Kendimi çuvala koydum. Çuvalın ağzını bağladım. İyi ki çuvalın içindeydim. Bağlayamadım. Nefes alabiliyorum. Arkadaşlar sürekli rüzgarlar deyince alizeleri, batı rüzgarlarını, kutup rüzgarlarını, mevsimlik rüzgarlar deyince musonları, yerel rüzgarlar deyince meltemleri,
Sıcak ve soğuk yerel rüzgarları, tropikal rüzgarlarda ise kasırga, tayfun, tornado ve vilivilleri konuşacağız. Şimdi konuşmaya başlarsak, sürekli rüzgarlardan ilki ekvatoral alçak basınç ile kutbi yüksek basınç merkezleri arasında durmaksızın hareket eden sürekli rüzgarlar vardır. Bunlardan ilki alizelerdir arkadaşlar. Biraz önce şu şekilde gösterdiğimiz, aslında şu şekil üzerinde anlattığım, aslında rüzgarlar ilk ve temel rüzgarlarımız. Yani ekvatorda ısınıp kutuplara doğru veya kutuplarda soğuyup ekvatora doğru hava hareket eden hava kütlelerine rüzgar diyoruz. Bunlar farklı adlarla anılıyor. İlki 30 derece enlemlerinden ekvatora doğru esen alize adı verilen sıcak rüzgarlara alize diyoruz. Alizeler ticaret rüzgarları adıyla da anılır. Çünkü denizciler okyanuslarda bu rüzgarları kullanarak binlerce kilometre hareket edebilmişler. Aklınızda mutlaka bulunsun alizeler. Fransız şarkıcı Alize, bu arada benim de en sevdiğim şarkıların söyleyen kişilerden, solistlerden birisi. Alize'yi de duymuş olun. Sonra bir yerde söylenirse Fransız kalmayın. Alize'yi bilin, Fransızlığı aşın. Arkadaşlar gelelim batı rüzgarlarına. 30 derece enlemlerindeki yüksek basınç merkezlerinden, yani çöllerden arkadaşlar, 60 derece enlemlerindeki dinamik alçak basınç merkezlerine doğru esen rüzgarlardır batı rüzgarları. Batı rüzgarları kıtaların batı kıyılarına daima yağış ve nemli ılıman hava kütlelerini taşırlar. Özellikle Avrupa'nın kuzeybatısı, yani İngiltere, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda gibi çok kuzeyde olmasına rağmen nemli ılıman iklim koşulları görülen ülkelere ve Alaska'ya bol miktarda nemli ılıman hava kütlelerini taşırlar arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde bulunsun batı rüzgarları. Yine bir diğeri bizim için önemli rüzgarlardan, kutuplarda soğuyan hava kütlesinin güneye doğru 60 derece enlemlerine doğru veya kuzeye doğru, özür diliyorum, hangi yarım küredeyse 60 derece enlemlerine doğru hareket etmesiyle oluşan soğuk kuru havalara, soğuk kuru hava kütlelerinin oluşturduğu rüzgarlara kutup rüzgarları diyoruz. Kutup rüzgarları arkadaşlar ulaştıkları yerlerde yağışların ortaya çıkmasına yol açmıyor, ama güneyden gelen sıcak ve nemli havanın yükselmesini sağlayarak yağışın ortaya çıkmasına dolaylı etkisi olan bir hava kütlesi kutup rüzgarları. Demek ki sürekli rüzgarlar, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları, alizeler olmak üzere üçe ayırıyormuşuz sürekli rüzgarları. Gelelim mevsimlik rüzgarları, mevsimlik rüzgarlara. Mevsimlik rüzgarlar musonlar arkadaşlar. Çünkü yazın ve kışın farklı yönlerde eserek iklim üzerinde tümüyle yapıcı, yaratıcı etkide bulunuyorlar. Nedir? Efendim, yaz mevsiminde Asya kıtası, bakın şuradaki haritada Asya kıtası çok sıcak olur. Yaz mevsiminde sıcak olan Asya kıtası üzerinde yükselen hava burada bir alçak basınç ortaya çıkmasını sağlar. Aynı dönemde yazın denizler yüksek basınç merkezidir. Çünkü denizler çok soğuk olduğu için hava ağır ve yoğun. Bu bakımdan yaz mevsiminde denizden karaya doğru nemli, şiddetli rüzgarlar eser. Bu nemli deniz üzerinden gelen şiddetli rüzgarlara yaz musonları adı veririz. Ve yaz musonları inanılmaz yağış getirirler. Bol bol nem taşırlar. Bu yüzden dünyanın en yağışlı yerleri şurada, Himalaya dağlarının güney eteklerinde yer alır. Arkadaşlar kış mevsiminde ise bu sefer tam tersi. Bakın, karalar farklı ısınıyordu ya. Deniz ısındığında kara sıcak, kara ısındığında deniz sıcak gibi bir durum oluşuyor. Bu sefer de kış mevsiminde karalar çok soğuk ve karalar üzerinde yüksek basınç merkezi oluşurken denizler üzerinde alçak basınç merkezi ortaya çıkmış. Burada şekli kesmişim, kusuruma bakmayın ama anlaşılır. Bu sefer de tam tersi yönde Asya kıtasından denizlere doğru
kış musonları denilen rüzgarlar esiyor. Kış musonları kuru ve ayaz getiren rüzgarlar dolayısıyla iklim üzerinde bozucu, soğutucu, kurutucu etkide bulunuyorlar. Yaz musonları ısıtıcı ve nemli, kış musonları kurutucu ve soğuk, özellikle musonlardır. Güneydoğu Asya'da görülürler. Çin, Japonya, Kore, Tayland, Tayvan, Endonezya gibi ülkelerde, Hindistan'da etkili olan rüzgarlardır. Gelelim yerel rüzgarlara. Yerel rüzgarlar etki alanı lokal, sınırlı olan rüzgarlardır. Bunlardan en önemlisi Meltemlerdir arkadaşlar. Meltemleri estiği, gerçekleştiği yere göre kara ve deniz meltemi ve dağ ve vadi meltemi olmak üzere iki gruba ayırırız. Kara ve deniz meltemleri arkadaşlar gün içindeki sıcaklık değişimine, yani dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşurlar. Kara ve deniz meltemleri dediğimiz şey şu: karalar gündüz çok ısınır, denizler hala serindir. Dolayısıyla karalarda arkadaşlar alçak basınç, denizlerde yüksek basınç oluşur. Denizden karaya doğru bir rüzgar eser ki buna deniz meltemi adını veririz. Bu hafif bir rüzgardır. Meltem kelimesi gibi yumuşak bir rüzgardır. Gece ise tam tersi durum olur. Kara bu sefer çok soğuk olmasına rağmen deniz karaya göre çok daha sıcaktır. İşte mesela Antalya'da, Alanya'da Rus turistler geceleri denize giriyor ya, denizler daha sıcak oluyor gerçekten de. İşte bu durum böyle bir sirkülasyon, bir döngü. Burada da bu yönde bir döngü oluşuyordu. Bunlara biz Meltem rüzgarları adını veriyoruz. Bu şekillerde çok işinize yarayacak çok güzel şekiller. Dağ ve vadi meltemi ise arkadaşlar, dağlar daha soğukken vadiler daha sıcak, vadiler daha soğukken yüksek dağların üst kısımları daha sıcak olur. Tabii buradaki sıcaklık böyle 10 derece bir sıcaklık değil, birkaç derecelik sıcaklık farkına bağlı olarak dağdan vadiye doğru esen veya vadiden dağa doğru esen rüzgarlar, hafif rüzgarlar, yerel, lokal rüzgarlar ortaya çıkar. Bunlara dağ ve vadi meltemleri adı verilir. Bunlar da aklınızın bir köşesinde mutlaka bulunsun. Meltem rüzgarlarının tamamı dünyanın günlük hareketinin sonucunda oluşuyor. Sorulabilecek bir soru, çünkü her yer sürekli soruluyor. Gelelim sıcak yerel rüzgarlara. Arkadaşlar, sıcak ve soğuk yerel rüzgarlar denilince ben şurada güzel bir haritamız var. Bu haritadan bakarak hatırlayabiliriz. Sıcak yerel rüzgarlar kuzey yarım kürede güneyden kuzeye doğru esen, yani ekvatordan kaynağını alıp kutba doğru ilerleyen rüzgarlar sıcak rüzgarlardır. Kutuplardan kaynağını alıp güneye doğru, ekvatora doğru esen rüzgarlar soğuk yerel rüzgarlardır. Dolayısıyla sıcak yerel rüzgarlar Şirokko, Hamsin, Türkiye'de etkili olan Samyeli, Türkiye'de etkili olan Lodos rüzgarları sıcak yerel rüzgarlarken, fön rüzgarları yer şekillerine bağlı olarak oluşmuş, alçalan havanın ısınması sonucunda Almanya'ya doğru esen, Alp dağlarından Almanya'ya doğru esen bir rüzgardır fön rüzgarları. Kutuplardan ekvatora doğru esen soğuk rüzgarlar ise Mistraller Fransa'da, Boralar Dalmaçya kıyılarında, Krivetsler Romanya'da, Yıldız ve Poyraz ise Türkiye'de Karadeniz üzerinden gelen soğuk yerel rüzgarlardır. Bunları böylece öğrenmenizi rica ediyorum. Gelelim fön rüzgarlarına. Fön rüzgarı denilen şey aslında fön makinesiyle doğrudan alakalı. Fön makinesi ne? Sıcak hava üfleyen makine. Şimdi arkadaşlar, biraz önce anlattım aslında. Almanya'nın güneyinden, bakın şuradan bakalım, Akdeniz üzerinden Almanya'ya doğru ilerleyen hava kütlesi şurada İtalya kuzeyindeki Alp dağlarına çarparak yağış bırakıyor. Nemli havasını bırakıyor. Aynı Türkiye'deki Karadeniz dağları gibi. Sonra bu hava dağlardan aşıp aşağı doğru inerken şurada Baviera, Moravya, Silezya düzlüklerine doğru kuru sıcak hava olarak iniyor arkadaşlar ve bu kuru sıcak havaya fön adını vermişler Almanlar. Sonra bu kelime bütün dünyaya yayılmış,
fön rüzgarı olarak biz fön rüzgarlarının 200 metrede bir derece soğuyan havanın 100 metrede bir derece ısınmasıyla oluştuğunu bileceğiz. Yani soğuyan hava 200 metrede bir derece soğuyor, ıslanan hava 100 metrede bir derece ısınıyor. Çünkü inerken sürtünmeye, sıkışmaya bağlı olarak yoğunlaşan hava daha fazla ısınıyor arkadaşlar. Özür diliyorum. Burada bir şekil aldım. Genel tekrar diye bir şekil aldım. Bu şekil kusuruma bakmasın, hakkını helal etsin. Hocamız Cafer Elitoğ'un yaptığı yine çok güzel bir şekil. Bence çok güzel. Nedir bu şekil? Arkadaşlar rüzgarları tekrar ederken sizlerin çok işine yarayacak keyifli bir şekil. Rüzgarları merkeze koyuyorsunuz. Rüzgarın basıncı etkileyen faktörler. Efendim sıcaklık, yükselti, dünyanın dönüşü ve yoğunluk. Rüzgarlar, rüzgar hızını etkileyen faktörler, basınç farkı, merkez uzaklığı, yüzey şekilleri, rüzgarın yönünü etkileyen faktörler, dünyanın günlük hareketi, yeryüzü şekilleri, basınç merkezlerinin konumu ve rüzgarın etkilediği durumlar, dalgalar, sıcaklık, doğal bitki örtüsü, ulaşım, yağış, okyanus akıntıları ve buharlaşmayı rüzgar doğrudan etkiler. Bunu da böyle bir bakıp genel tekrar olarak zaman zaman kullanın. Bu notlarımızın genelini arkadaşlar bu linkten değilse de bu yeni bir linkten koyacağım, ekleyeceğim, özür diliyorum. Tabii hızlı erken davranmak zorunda olduğum için böyle parça parça yapıyorum. Bir de arkadaşlar yaptığım şeyi hiç kolay zannetmeyin. Gerçekten hiçbir para almaksızın bu kadar karışık bir işi yapmak ve ısrarla bunu sürdürmeye çalışmak çok zor. Görüyorsunuz stüdyo yok. Yardımcı olabilecek kimse yok. Sadece kitaplarım ve ben varım. Benim de bilgilerim var. Bunun dışında benim de ses tonum çok problemli. Çünkü trafik kazası geçirdim. Ses tellerimin yarısını kaybettim. Bunun dışında arkadaşlar zaman zaman sıkıntılar yaşadığım oldu. Ama şimdi sizlerle mükemmel dersler yapıyoruz. Biraz kapsamlı, uzun, etraflıca ele alıyorum. Ama hiç eksik bırakmamaya çalışıyorum. Bu sizin çok işinize yarayacak. Hepinize gireceğiniz sınavlarla başarılar, bol şanslar diliyorum. İyi günler arkadaşlar. Gönül dolusu selamlar. Hoşça kalın.